Herkese merhabalar, ben Banu, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ve bana ilk defa denk geliyorsanız, bu kanalda bana ilham veren, beni geliştiren, size de ilham verip sizi de geliştirebileceğini düşündüğüm içerikler üretiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Haftada iki defa video yüklemeye özen gösteriyorum. Abone olmayı ve bildirim ziline tuşlamayı ihmal etmeyin diyerekten videoma geçmek istiyorum. Bu videoda kilit deliğinden sızan ışıktan bahsetmek istiyorum. Kilit deliğinden sızan ışığı görebilmekten bahsetmek istiyorum. Tabii kilit deliğinden sızan ışık derken bunu mecaz anlamda kullandım. Hayatımızda aslında bizim önümüze gelen, evet önümüze gelen şeyleri yeteri kadar anlayabiliyor muyuz? Yani o kilit deliğinden sızan ışıktan yararlanabiliyor muyuz? Bunu düşünmek, bunu konuşmak, bu konuda fikrinizi almak istiyorum ve görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Bunun için bir örnekle başlamak istiyorum. Milattan önce 600 yılında doğduğu kabul edilen ve yaklaşık 130 yıl yaşadığı varsayılan Taoizmin babası Lao Tzu, Tao Te Ching isimli eserinde, ki şu anda da eserin güncel versiyonlarını kitap evlerinde bulabilirsiniz, arzuların, yani insan arzularının ana nedenlerine bakmayı, bu yolla onlardan serbest kalmayı önermiş bu eserinde. Çabaladıkça, yani bir şeyle ilgili böyle aşırı gayret, aşırı çaba sarf ettikçe sanki amaçtan uzaklaşıldığını ifade etmiş ve Wu Wei isimli bir kavram sunmuş. Wu Wei kavramı aslında yapmadan yapmak, böyle kontrol etmeden kontrol altında tutmak, çabalamadan başarmak anlamlarına geliyor. Enteresan değil mi? Şimdi doğa tamamen Wu Wei kavramına uygun hareket ediyor. Çünkü doğada olup biten her şey tamamen kendiliğinden olur. Yani dışarıdan bir etkiyle olmaz. Dışarıdan bir etkiyle yıldırım çakabilir mi? Çakmaz. Dışarıdan bir etkiyle bir hortum oluşabilir mi? Oluşmaz. Doğa tamamen kendi iç döngüsü içerisinde kendi ahengiyle hareket eder. Lao Tzu da işte tam bu noktada diyor ki doğayı kendimize örnek alabiliriz. İşte felsefesi de, yani Wu Wei felsefesi de bundan hareket ediyor. Yani bir insanın hayatı boyunca içinden geldiği gibi doğal olması gerektiğini savunuyor. Ve çok aşırı bir çaba sarf edilmemesi gerektiğini, aşırı bir çabaya girildiği zaman bunun ters tepeceğinden bahsediyor. Çoğu kişi bunu böyle bir kadercilik olarak yorumlamış. Ama Lao Tzu sadece akışa kapılmayı, böyle çaba gerektirecek arzuları derinden sorgulayarak gerçekten o çabaya değip değmedikleri üzerinde düşünülmesini önermiş. Bunu da en basit biçimde yapılması gerekiyor demiş. Aksi takdirde insan aşırı çaba sarf ettikçe, aşırı gayret ettikçe, onu istiyorum, bunu istiyorum dedikçe, böyle hırslandıkça şimdiki andan ve var olduğu şeklinden çıkıyor, bambaşka bir şeye dönüşüyor. Yani ne huzuru kalıyor, ne özgürlüğü kalıyor, ne de zevk alıyor. Yani bizim aslında kalbimize ilham edilen ne varsa böyle onu hissedip harekete geçmemiz gerekiyor. Bu daha birçok kitapta yazıyor, anlatılıyor. İşte o benim videonun başında söylediğim kilit deliğinden sızan ışığı anlamak anlamına geliyor. Yeteneklerinizi nasıl keşfedebilirsiniz, onları nasıl anlayabilirsiniz isimli bir video çekmiştim. Bu videoda da aslında birçok yorum geldi sizlerden. Önceki teşekkür ederim. Yukarıya da ekliyor olacağım. Henüz göz atmadıysanız lütfen izleyin. Birçok insanın belki ana derdi bu ya da düşüncesi bu. Yani ben yeteneklerimi bilmiyorum. Neler üzerinde yetenekliyim kavrayamıyorum, anlayamıyorum vesaire. Hatta bana da takılmışlar yorumlarda. Hani siz yeteneklerinizi buldunuz mu falan diye. Yani kel kendine ilaç bulmaya çalışıyor diyelim. İnşallah ilaç bulma yolculuğunda bulduğu zaman ilaçları da ufak ufak ya da ilaç olduğunu düşünüyorsa kafaya sürüyor diyelim kendim için. Yetenekleriniz sizin çok çaba sarf etmeden ortaya çıkan şeylerinizdir. Bazı şeylerle ilgili biz onları hızlı kavrayamayız, anlayamayız. Üzerinde daha çok çalışmamız gerekir. Belki de bunda aşırı doğal bir yeteneğimiz yoktur. Mesela bazı İnsanlar, öğrenciler matematikte çok doğal yetenekleri vardır. Hemen anlarlar, kavrarlar, sayılarla ilişkileri çok iyidir. Bazılarında ise bu yetenek yoktur. Daha çok böyle yazmaya yöneliktir, böyle şiire yöneliktir, resme yöneliktir, sanata yöneliktir vesaire. Yani herkesin yetenekleri farklı alanlarda vuku buluyor ve ortaya çıkıyor. Biz okuyoruz, öğreniyoruz ama hani öğrendiklerimizin ne kadarını yaşıyoruz? Bunu düşünmek lazım. Ne kadarını uyguluyoruz?
ne kadarını hayata geçirebiliyoruz? Yani bilgilerle donanmak tamam iyi güzel ama çok güzel bir tabir var kadim ilimlerde. Yani işe yarar, hayata yarar, sana yarar sağlayacak şekilde o ilmi, o bilgiyi kullanmak lazım. İşte onu öğrendiğimizi hayata o şekilde dökebiliyorsak bu bizim için faydalı ve yararlı bir şey. İşte o zaman biz kilit deliğinden o sızan ışığı görebiliyoruz demektir. O zaman kilide yerleştiririz, anahtarımızı çeviririz ve açarız. Ama önce işte o kilit deliğinden sızan ışığı bulmak lazım, ışığı görmek lazım. Kısadan ise çok fazla emek ve çaba sarf etmeden, tabii ki de gayretimizi, emeğimizi göstereceğiz ama aşırı aşırı hırslanıp, hani bir şey olmuyorsa olmuyordur derler ya hani ve aslında birçok farklı ülkede de farklı şekilde izah ediliyor bu. Aynen öyle bir şey. Olmuyorsa bir nedeni var. Neden olmuyor? Onu düşünelim, onun arkasına bakalım. Ben 2012 yılının bir Mayıs gününde Avrupa yakasına, Anadolu yakasına geçerken arabada bir arkadaşımla beraber geçiyorum. Dedim ki ben bir kitap yazmalıyım. Arkadaşım böyle suratıma baktı, hani ne alaka yani, kil alaka gibisinden. O zaman da böyle 2-3 yıllık falan blog yazıyorum. İşte böyle açmışım o zamanlarda, oralar tarla deniyor ya, aynen böyle oralar tarla. Böyle çok blog yok yani, sayılı blog var, bilirin o 10 parmağı. Yazıyorum, çiziyorum bir şeyler falan, böyle gönlümden geçtiği gibi, böyle parmağımdan aktığı gibi falan. Ama böyle beni mutlu ediyor. O zamanlar çalışıyorum aynı zamanda, tam zamanlı olarak insan kaynakları yöneticisi olarak. Neyse, o arabada onu deyince arkadaşım suratıma baktı. Yazacağım dedim, bir kitap yazacağım. Hani sonra dedik ki hani sen yazar mısın, nesin, hani iki blog yazdın diye insan kitap mı yazarmış vesaire falan. Ama o anda o kalbime o ilham gelmişti. Asla es geçmedim ama üzerinde biraz yattım üzerine. Olur mu olmaz mı vesaire derken onun üzerinden yaklaşık 4-5 ay geçti ve ben kitabımı tamamladım. Çünkü zaten elimde halihazırda yazdığım bir sürü yazı vardı. 2014'ün Mayıs ayında da ilk kitabımı çıkardım. Ruhunla Düşün. Ruhunla Düşün'ü çıkardıktan sonra beni bir heyecan kapladı. Çünkü ne oldu? İlk kitabımı çıkardım ama öyle o kadar da kolay çıkarmadım. Hani gittim böyle dosyamı aldım gittim. Hani suratıma baktılar, sen ne yazdın diye sordular. Anlattım, sen kimsin dediler. Anlattım, ne anlatıyorsun dediler vesaire. Ben işte bu kilit deliğinden sızan ışığı görmek üzerine yazıyorum diyorum size ama onlar öyle demedim tabii. Anlattım. Ruhla düşünmeyi, ruhsal zekayı, liderliği, liderlik içgörüsünü anlatıyorum dedim. Neyse biraz uzun sürdü bu süreç. Buldum bir tane yayın evi ve ilk kitabımı 2014 yılında çıkardım. 2014 yılının Haziran'ında. Ama kurumsal hayattan tanası bilmem ne vesaire falan, hani çok fazla ben de kendi bebeğimin üzerine düşmedim. Bu da benim hatam hani geriye dönüp baktığım zaman. Sonra çalışma hayatı, kurumsal hayat dediğim gibi debdebe devam ederken 2016 yılında gene bir an dedim ki ben ikinci kitabımı yazmalıyım. Gene etrafımda o anda kim varsa gene suratıma baktı herkes. Böyle bir alık alık. Ama ben alışkındım tabii biliyorsunuz geçmiş şeyimden. Yazacağım dedim. Sonra gene oturdum. Bu sefer süre biraz uzun sürdü çünkü tam yoğun bir şekilde çalıştığım için kurumsal tarafta. Ama gene araştırmalarıma devam ettim. İşte dosyamı hazırladım bilmem ne. Hazırladım. Bu sefer süre biraz daha kısa sürdü ama gene sancılı sürdü. Çünkü ruhsal zekayı Türkiye'de gerçekten sayılı olarak ifade etmeye gayret eden insanlardan biriyim. Ha bu yol uzun, devam edecek. Ben de her yıl ilerledikçe ve geliştikçe daha çok şey öğreniyorum ve size daha çok şey aktarıyorum ve paylaşıyorum. Bana göre tabii ki. İnşallah sizler de öyle yorumluyorsunuzdur. Bu süre gene yayın evi arama süresi işte vesaire falan derken neyse buldum yayın evini. Daha fazla da zaman kaybetmek istemiyordum çünkü. İnsanlara bu kavramı anlatmak vesaire falan belirli bir zaman alıyordu. Yayınladım kitabımı ve Ruhsal Zeka İyi İnsan'da 2018 yılının yani bu yılın gene Haziran ayında çıktı. Hayatta hiçbir şeyin tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Hayatta her şey tevafuk. Yani ince ince bağlarla birbirine bağlı. Kalbinize bir ilham geldiyse ona güvenmelisiniz. Ve gerçekten ama gerçekten en derin sesiniz onun doğru olduğunu söylüyorsa o doğrudur. Ama çok aşırı gayret, aşırı çaba sarf ediyorsanız ve her defasında da duvara tosuyorsanız o zaman da düşünmelisiniz. Demek ki o yolda bir hatam var. Başka bir sokağa sapmalıyım. Hani o sokak değil, o sokaktan çıkıp belki başka bir sokağa sapmalıyım diye düşünmelisiniz. Ben güzel bir haberi de bu video vesilesiyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu videoyu izleyen sen ya da bir sürü insan belki benimle aynı yollarda ya da
farklı şekillerde bir takım emekler ya da mücadeleler veriyor. Videonun da onlara bir moral, bir motivasyon olmasını istiyorum. Ama dıştan gelen, dıştan pompalanan, hani böyle sen uçarsın, kaçarsın, kangurusun, zıplarsın, atlarsın, hoplarsın değil. Kendi yeteneklerinizi bilerek onun üstüne inşa ettiğiniz her şey sizi başarıya ulaştırır. Birisi kitap yazar, öbürü beriki resim yapar, öbürü beriki proje yapar, öbürü bilmem ne yapar. Yani yeteneklerinizle ilgili lütfen bakın, bir şeyi en kolay nasıl yapıyorsunuz? İşte orada siz yeteneklisiniz demektir. En zevk alarak, en böyle zaman nasıl geçiyor anlamadan yaptığınız her şey sizin yeteneklerinizin size böyle kilit deliğinden o ışığı verdiği anlardır. TÜYAP Kitap Fuarı'nda 10-18 Kasım TÜYAP Kitap Fuarı, takip edenleriniz belki basında vesaire haberlerde görmüşlerdir. İstanbul Kitap Fuarı süre geliyor. 10 Kasım'da başladı, 18 Kasım Pazar günü bitecek. Ben de kitabım Ruhsal Zeka İyi İnsan'ı 7 Kasım Cumartesi günü saat 2 ile 4 arasında 3. salonda imzalıyor olacağım. Sosyal medyada da bilgilerini paylaştım. Instagram hesabımda BNUCKR'de hangi standta olduğumu, vakti olanı, gelebilecek olanı bekliyorum. Çünkü bu benim için bir hayalin gerçekleşmesi. İşte söylediğim o köprüden 2014 yılında geçerken aniden aklıma gelen ilhamla 2018'e kadar olan yolculuğum. Yani hayallerin gerçek olması aslında benim için sadece sığ hani imzaladım bitti diye bir şey değil. Benim için çok değerli bir şey ve ilk olan bir şey. Gelebilecek olan herkesi bekliyorum. Çıkın çıkın gelin. Tanışalım, konuşalım, görüşelim. Ve bir kitap ya da kitaplar bizi bağlıyor ama hayatta gelişmek için, bir önceki günden daha iyi olmak için yapabileceğimiz en basit, en ucuz şey kitap okumak. Niçin sizi kitabımın imza gününe davet ediyorum ve bekliyorum. 17 Kasım Cumartesi günü. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video ilginizi çektiyse ve beğendiyseniz, keyif aldıysanız ekranda şu anda paylaştığım diğer videolarda ilginizi çekecektir. Görüşmek dileğiyle diyorum. Liderliğin ünvanınızda değil, ruhunuzda olduğunu unutmayın. Sevgiler, hoşça kalın.